Arkadaşlar, Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle dilim dilim güzel bir elbise ile sizlerle birlikteyiz. Elbisemizde pembe rengimizi kullandım. Yakamızdan artışlarımızı yaparak e, yeterli artışa ulaştığımız zaman modelimizi uygulamaya başladık. Ve elbisemizin bitiminde şöyle güzel bir çiçek çalışması yaptım. 2 e, kattan oluşan ve elbisemizin arkası altına şu şekilde etek altına e, bir tül diktim. Dilerseniz siz de uygulayabilirsiniz. Gayet güzellik katmakta. Şimdi elbisemizin uzunluğuna ve diğer ölçülerine bakalım. Şöyle elbisemizi omuzdan itibaren ölçtüğüm zaman beyazın en sonunda 32,5 olarak bitmekte. Tabi tülü saydığım zaman 36,5'da bitmekte. Nasıl arzu ederseniz ister sayarak ister saymayarak hesabımızı yapabiliriz. 25 santimde bel bölgesinin genişliği. Elbisemiz 1 yaş civarı çocuklarımız için 6 aydan 1 yaşa kadar tabi kilosuna göre çocuklarımıza değişiklik gösterebilir. 0-1 yaş arası uygundur desek en doğrusu olur. Evet elbisemize hemen başlayalım kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Nakon'un Lux Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz %35 yüzde %65 premium akrilikten oluşmakta. Ve 100 gram 340 metre 3 numaralı tığımızla öreceğimiz ipimizin buradaki kullanma talimatlarına da dikkat edersek örgümüzü daha uzun süreli kullanabiliriz. Şöyle istediğimiz özelliklere uygun e, ipleri tercih edelim. Bebek örgülerinde özellikle bebeklerimizin cildine dokunmayan, yani yakmayan onları, zarar görmeyen alerjik iplerden uzak duralım. Tabii ki e, dilediğiniz ve ulaşabildiğiniz ürünleri tercih etmeniz en güzeli şöyle ipimi içerden alıyorum ve örgümüze başlıyorum. zincirimizi çekerek başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi arkam için çekiyorum ve bir tane ayrıcı tam 10. zincirimi takıyorum. Burası ilk arkamız olacak. Kollarım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12'de kolum için örmek istiyorum. Ayracımı taktım. Tam 12. Şimdi elbisemin önü için 20 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 tane zinciri de elbisemizin önü için çektim ve ayıracımı 20. zincirimin üzerine takıyorum ki. Bu bölümleri ayırdığımız yerlerde sıkıntı yaşamayın. Tekrar kolumu örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi de çektim kolum için ve tekrar 10 tane zincirimi elbisemin arkası için örüyorum. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi de elbisemin arkası için ördüm ve şu şekilde hazırladım. Hemen ölçüsüne bakalım. Şöyle mezurumun bir numaralı sayısına 1 santimini tığımdan tarafa tutuyorum. Ve diğer uç kısmında da şu şekilde serbest kalmakta. 24,5 ya da 25 de diyebiliriz. 24 buçuk değilim Sizler nasıl görmek istiyorsanız o şekilde görebilirsiniz Bakınız şöyle tam 25'e çok yakın şuralarda kalmakta 24 buçuk gibi Evet şimdi trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayabiliriz 10 tane tır zincirimin üzerine iki tane zincir çekiyorum elimi tutuyorum bakınız 1 ve 2 tığımın başını dolayarak bir geri çekiliyorum iki geri çekiliyorum bakın bir iki üç dördüncü tra zincire trabzanımı örüyorum Ve geriye doğru birer birer zincirlerimin üzerine trabzanlarımı yerleştire yerleştire geliyorum. Her bir bölümün sayısı zaten e, belirli ayraçlarımızla sadece aralara zincirimizi çekip yerlerimizi hazırlamakta bize fayda verecek bu ayraçlarımız. Her seferinde saymayacağız ya da yanlış zincir çekip sıkıntı yaşamayacağız. Evet. Son ayracımı takmam ama bakın ayracım hemen yanındaki zincir yuvasında hemen sayıyorum. 2 4 6 8 ve 10. 10 tane trabzanımız hazır. 10. trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çekip ayracımı çıkarıyorum ve kırmızı ayracıma doğru örmeye başlıyorum. Hiçbir zincire iki defa batmıyoruz. Hepsine birer birer batarak ilerliyoruz. 1 2 Zincirimden sonra kırmızıya kadar örerek devam edelim. Bir zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane trabzanımı ördüm ve kırmızı ayracımın olduğu yere geldim. Kırmızı ayracımdan mavi ayracıma kadar elbisemizin önü için olan bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kolumun son trabzanının yani 12. trabzanın üzerine bir zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Tığımın başını dolayarak ayracımı çıkardım diğer zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer takip eden zincirlerimin hepsine birer defa trabzanımı örüyorum. Her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı mavi ayracımıza kadar örüyoruz. Mavi ayracıma kadar 20 tane trabzanımı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 ve tam 20. 20. trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Maviden sarıya kadar 12 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. Bakın birer birer zincirlerimin üzerine batıyorum. Ve robamın ilk bölümlerini oluşturacak sıramızı bu şekilde örüyoruz. Sarı ayracıma kadar hemen gelmek üzereyim. Toplamda 12 tane her iki kolumuz için 12'şer 12'şer trabzanımızı ördük. 10 10 arkamız için ördük, arkalarımız için. Ve 20 tane trabzanda önümüz için sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sarı aracımı çıkararak arkam için 10 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. Evet şöyle bıraktığımız zaman bakınız 10, 10 elbisemizin arkası 12, 12, tekrar kollarımızı hatırlatalım ve 20 trabzanda önümüz olduğunu söylemiştik ve ilk sıramızın şöyle görüntüsüne bakalım şimdi ikinci trabzan sıramıza başlıyoruz son trabzanımın üzerinden 1 2 3 örgümü yön çektiğim yönden 3 tane zincirim örüyorum zincirim ördükten sonra arkasını çeviriyorum ve ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum İkinci trabzanımı örüyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. İkinci sıramızdan itibaren artışlarımızı yapmaya başlayacağız. Yeterli artışa gelene kadar artışlara devam edeceğiz. Son trabzanımı da örüyorum ve şöyle bakıyorum arkamızda 10 tane trabzanımız vardı zincirimize kadar bakın 2 4 6 8 ve 10 tam 10 tane trabzanım birey bir üzerine ördüm şimdi artışlarımın olacağı bir zincirimin içerisine giriyorum tığımın başında oluyorum bu araya 4 tane trabzan örüyorum 1 2 zincir çekmiyorum 3 ve 4 toplamda 4 tane trabzanımı ördüm dördüncü trabzanımdan sonra tığımın başını doluyorum kolum için olan ilk trabzanın üzerine batarak örmeye başlıyorum bakınız araya zincir çekmedim sadece araya 4 tane trabzanımı örerek düz bir şekilde trabzanımı örmeye devam ediyorum kolum için olan bölümdeyim birer birer burayı da örelim. Diğer bir zincir olan yere kadar trabzanlarımızı örerek gelelim. Evet kolumuz için olan trabzanlarımı da tam birebir ördüm. Tam bir zincirimin olduğu noktaya geldim. Tığımın başını dolayarak bu kısma 4 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 ve 4 artışlarımızı zincirsiz bir şekilde 4 tane trabzanımı örerek yapıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen elbisemin önü için olan trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. Bakınız burası elbisemin önüydü. Bir tane zincirime kadar birer birer trabzanlarımı üzerine batıyorum ve örüyorum. Elbisemizin ön kısmını artış yerimizden itibaren birer birer örerek geldim. Yine bir tane zincirimi çektiğim yerdeyim. Tığımın başını dolayarak dört tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü trabzanımı da ördükten sonra yine kolum için olan bölüme batıyorum ve dümdüz devam ediyorum. Burada en son artış yerimi de yine 4 tane trabzanımı örerek sıra başına kadar düz bir şekilde trabzanlarımı örüp ikinci sıramızı tamamlamış olalım. Artışlarımızı yaparak ikinci sıramızda tamamladık. Her bir artış yerimizde dörder trabzanımızı ördük. Şimdi ikinci sıramızı son trabzanını ördüm. 3 tane bitiş yönünde yine zincirimizi çekelim. 1, 2 ve 3 arka yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı yine birer birer örmeye başlıyorum trabzanlarımı şuradaki gözün üzerine batıyorum araya batmıyorum nasıl başladıysak o şekilde ilerleyelim eğer araya batarak başladıysanız tabii ki araya batarak devam edelim yoksa gözlerin içerisinden devam ediyorum Şimdi artmış olduğumuz trabzanlarımıza doğru ilerlemekteyiz. Bakın şimdi geldim. Artmış olduğum trabzanımı bir tanesinde ördüm. Şimdi 4 tane trabzanımı artmıştım. 2-2 ayırıyorum. 2 ve 2 bakınız. Tam ortaya gelerek trabzanlarımı Artırıyorum. Bir tane kendisini örüyorum. Önce sıradaki bakın. Kendisini örmeden geçmiyorum. Kendisini ördükten sonra araya giriyorum. 4 tane trabzanımı tekrar örüyorum. 2 3 ve 4 2'şer i̇kişer, ikişer sağ tarafa yani arkamıza ve kolumuza örmüş olduk. Şöyle bakın. Tam 4'ün 2 2 bölerek dördümüzü ortaya yine 4 tane trabzanımızı örelim ve buradan sonrasında tek tek devam edelim bu kısmı örüp ilerleyelim Evet trabzanımı başladım bakın sırasıyla örerek geldim ve 4 tane artış yapmış olduğum trabzanlarımın olduğu bölüme geldim bakın 2 ve 2 araya zincir çekmemiştim Tam ikiyi şu şekilde böleceğiz ve ortaya girerek trabzanlarımızı dolduracağız. Ama öncesinde bu artmış olduğumuz trabzanlarımızı önce örüyorum. Birinciyi örüyorum. Bakın ikinciyi mutlaka örüyorum. Karıştırıp araya girmeyelim. Ve iki iki bölmüş olduğumuz trabzanlarımızın ana gövde içerisini tam ortaya bakınız. İki iki ayırdım. Dört tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir, iki. 3 4 toplamda 4 trabzanımı ördükten sonra artışımı bu kısımda sağlamış oluyorum yani burada yapmış olduğumuz sadece işlem bu şu kısım bakınız 4 tane trabzanımız var ortadan şöyle ayırıyoruz Tabii bu trabzanımız ikinci trabzanımız da ördükten sonra 2 2 ayırarak ortaya 4 tane trabzanımızı örerek tamamlıyoruz ve devam ediyorum Diğer trabzanlarımı aynı şekilde birer birer örerek ilerleyelim. Trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi tam 4 tane trabzanımı ortaya ördüğüm yerdeyim. Bakınız. 2 ayırdım. 2 ayırdım. Bakın 1 ile 2'yi ördüm. Şimdi tam bu orta noktaya 4 tane trabzanımı birer birer yerleştiriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yerleştirdim ortaya ve diğer alttaki iki trabzanımız artış yaptığımız bu yönde ve diğer trabzanlarımızı sırası ile örerek ilerleyelim. Sadece dikkat etmemiz gereken tek nokta yapmış olduğumuz 4 trabzan 2 2 ayırıp ortasına 4 tane trabzanı örmek. Evet birer birer trabzanlarımızı örelim ve diğer artış yerimizi de aynı şekilde her iki artış yerimizi de tamamlayalım. Evet robamızı 1 2 3 sırasını tamamladık. Köşelerden dörder dörder artışlarımızı yapıyoruz ve robamız yeterli uzunluğa gelene kadar robamızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekerek yeni sırama başlıyorum. Ve biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerimizin aynısını tekrar ederek ilerliyoruz. Birer birer ilk artışımızı birlikte yapalım. Bakın birer birer örüyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Düz bir roba çalışacağız. Eteğimizde ise modelimizi uygulayacağız. İlerlemekteyim. İkili trabzan şeklinde modelimizi örüyoruz. Bakın dört tane trabzanımın olduğu yere çok az kaldı buradan. Şimdi artışlarımın olduğu yeri örüyorum. 1 ve 2. Bir önceki sırada arttığım iki trabzanımı ördüm. 4 tane tırabzanımı iki iki ayırdım ve buradaki araya giriyorum. 4 tane trabzanımı buraya yerleştiriyorum. 2 tanesini ördüm. Aynı yere 2 tane daha ilave ediyorum. 1 ve 2. Toplamda 4 tane trabzanım oldu. Bakın tek yuvanın içerisinde 4 trabzanımız. Şimdi Yeleğimin diğer bölümüne geçiyorum ve buradaki gibi dörder tane trabzanımızı diğer artış yerlerimizde de uygulayarak sıramızı büyütmeye devam edelim. Evet elbisemizin robasını yeterli ölçü olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıramı ördüm. 8 sıra robamızın şöyle ön kısmından enini ölçmek istiyorum. Bakınız bir kol ucundan diğer uca kadar 27 santim robamızın şu şekildeki eni şöyle baktığımız zaman 27 evet. Şimdi robamızı birleştirmeye başlayabiliriz kollarımızı kollarımızı birleştirip ve arkadaki bölümü de kapadıktan sonra elbisemizin etek kısmını örmeye başlayalım. Şimdi şöyle büküyorum. Arkadan ben örerek geldim. 8. sıramızı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuz, pardon, 9. sıramızı örerek geldim ve bir uçtan Diğer artış yerime kadar geldim. Artış yerimin içerisine giriyorum. 4 tane trabzan aralayarak bir tane örüyorum. Ve zincir çekmeden geliyorum. Diğer 4 tane trabzanımın ara noktasına gelerek bir tane batıyorum. Ve elbisemin önü için birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. kolumun altından elbisemin gövdesini birleştirdim. Şimdi önümüzü tamamen bitirelim. Kolumuzdan şu şekilde birleştirdik bir uçtan diğer uca. Önü tamamen örerek diğer artış yerime kadar gelelim. Şöyle ve diğer kolumuza birleştirelim. Şimdi önümüzü tamamlayalım. Elbisemin önünü dümdüz birer trabzan örerek geldim. Şimdi Tam 4 tane trabzanımın ortasına geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Kolumu şöyle büküp tığımın başında doluyorum. 4 trabzanımın arasına giriyorum. 2 bir tarafta, 2 diğer tarafta olacak şekilde ve elbisemin arkası için birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Uç noktaya kadar trabzanlarımı örelim. Uç noktaya kadar geldim. En son trabzanımı ördüm. Şimdi arkamdaki diğer yönü sol taraftaki örmüş olduğum yönü de alıyorum. İlk trabzanının üzerine gelerek batıyorum. Ve birleştirmiş oluyorum. Bu şekilde gövdem. Hemen 1, 2 ve 3 tane de zincirimi çekiyorum. Şöylece bakıyorum. Kollarımızı birleştirdik, arkamızda birleştirdik ve gövdemizi bir sıra trabzan halinde örmeye başlayalım. 3 zincirimden sonra birer birer bütün gövdeyi buradan başlayarak her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzanımı örerek aynen buradaki başlangıç noktasına kadar örerek gelelim. Evet elbisemizin roba kısmını birleştirdik. Kol altından sonra bir sıramızı örerek geldik. Bir sıra tamamen trabzanımızı ve şimdi arka noktamızdayız. Arka noktasında birleştirme işlemini yapıyorum ve etek için 3,5 numaralı tığıma geçiyorum. Robayı 3 ile ördüm. Eteği 3,5 ile. Tabi siz dilerseniz 3 ile de örebilirsiniz. Ben sadece daha dökümlü olmasını istediğim için 3,5 numarayı tercih ediyorum. Etek kısmı için tığımı taktım. Hemen 2 karşı tarafın x trabzanının üzerine gelerek batıyorum 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra 1 2 atlıyorum 3üncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve 1 tane trabzan atladım bakınız 1, 2, üçüncüye batıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 zincir sayıyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanıma batıyorum. 1 2 3 zincir ve sayıyorum. 1 2 3 1 2, 3 tane zincirimizi çekelim ve battığımız trabzandan sonraki 1, 2, 3.ye batalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3.ye batalım. Bu şekilde 3 tane zincir çekelim. 2 atlayıp 3.ye batalım şekliyle sıramızın sonuna kadar örerek gelelim. Trabzanlarımızın üzerine üçer tane zincir çektik ve iki trabzan atlayarak geldik. En son 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Başlangıçtaki çekmiş olduğum 3 zincirin ikincisine gelerek batıyorum. Ve tekrar içeri giriyorum. Şöyle içine batıyorum. Buradan 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki 3 zincir çektiğim yuvanın içerisine girerek batıyorum bakın sadece batıyorum Bir tane Yine aşağıda görmüş olduğumuz gruplardan oluşturduk sadece bir oluşturduk buraya dikkat edelim Başlangıçta kutumuzun içerisine battık 3 zincir çekip yandaki 3 zincirin içerisine sık iğne ile battım Tığımın başını doluyorum hemen bir sonraki 3 zincirin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördükten sonra hemen yandaki kutunun içerisine gelerek batıyorum 5 tane 3 tane zincirimi çekiyorum 5 trabzanımı ördüm yandaki kutuya battım 3 zinciri çekip yandaki kutuya battım tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki kutunun içerisine batıyorum 2 tane 3 zincirimi e, oluşturdum. Bakın trabzandan sonra 3 zincir ve 3 zincir. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutunun içerisine 5 tane trabzanım örüyorum. 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördüm. Yandaki kutuya gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki 3 zincirden oluşan kutunun içine batıyorum. Ve bir tane ikinci sırada kutumuzu oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir ileriye batıyorum. 2 tane 3 zincirim ardı ardına oldu. Tığımın başını doluyorum. Ve trabzanımı örmeye başlıyorum. 5 tane trabzan örüyorum. 3 4 ve 5. 5 tırabzanımı tamamladıktan sonra ilk gelen kutuya batıyorum. 1 2 3 tane zincir hemen ilerideki kutuya 1 2 3 bir sonraki kutuya gelerek batıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım arkadan itibaren İlk ikinci sıramıza geçtiğimiz kutunun içerisine batmıştık. Tekrar kutu içine girerek bir tane sık iğnem ördüm ve 3 zincir çekip bir sonraki kutuya battım. Ve buradan bir sonraki kutuda 5 tane trabzanımı ördüm. 5. trabzanımdan sonra yandaki kutuya sık iğnemle battım. Hemen yandaki. 3 tane iki 2 zincir çekerek bir ileriye ve bir ileriye batarak iki tane kutumuzu oluşturduk. Tekrar 5 trabzan yandaki zincir yuvasına battık 3 taneden oluşan alttaki ve ardı ardına 3 zincir çektim bir ilerideki kutuya 3 zincir çekip bir ilerideki kutuya batarak 2 tane şöyle 3 zincirli yuvalarımızı oluşturduk ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim Evet birinci sıramızı modelimizi yerleştirdik. Trabzanlarımızı ve ardından iki tane üç zincir çekerek yeni kutucuklarımızı oluşturduk. Beş tane trabzanımız iki kutucuklarımız bu şekilde devam ederek geldi. Şimdi en son birleştirme noktasına geldim. Birleştirme noktasında ise e, bakınız şu şekilde trabzanlarımızı ördük. Bir kutu başlamıştık. Bir kutu başladığımız yere yine e, üç tane zincir çekerek gelip batıyoruz şu kısma bir defa sık iğne batmıştık hatırlıyorsanız buradaki çekmiş olduğumuz 3 zinciri sık iğnemin üzerine gelerek batacağım bu şekilde iki tane üçlü kutucuğumuzda beşerli trabzanlarımızın arasında yerleşecek başlarken bir tane 3 zincir çekerek başlamıştım şimdi 3 zincirimi başlangıç yerimize gelerek batırıyorum buradaki sık iğne olarak battığım yere bakınız batıyorum ve her iki beş trabzanımın arasında iki tane kutucuğumuz oldu. Şimdi yine diğer tarafa üç tane zincirimin olduğu yere bir tane sık iğnemi batıyorum. Üç tane zincirimi çekerek bir, iki ve üç zincirimi çekerek tığımın başını doluyorum ve bu şekilde şurada görmüş olduğumuz ilk trabzana gelerek batıyorum ve bir tane de yine kutucuğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Burada bir tane sık iğnemizi unutmuyoruz. Zincir içerisine çünkü dönüşte oraya batarak burada oluşturduğumuz gibi iki tane yuvamızı oluşturacağız. Şimdi birinci trabzanımı aşağıdaki beş trabzanın ilkine ördüm. Trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu sıramızda 1 trabzan bir zincir 1 trabzan ve 1 zincir 1 trabzan 1 zincir ve 5 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm şöyle bakın kutucuklarımızı ayarladık Şimdi hemen yandaki kutunun üzerine gelerek batıyorum. Bir önceki sıradaki batma yerimize tığımızın başını dolayarak gelip batıyorum ve buradaki ilk kutumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 5 tane trabzanımızın her birini birer birer öreceğim. Ve ördüğüm her bir trabzanın arasına bir tane zincirimi çekeceğim. Şimdi başlıyorum. Buradaki sadece kutumuza ait trabzanımız ve sadece başlangıcımız için geçerli. Diğer yerlerde bu işlemimizi yapmayacağız. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzanımı, ikinci trabzanımı örüp zincirimi çekiyorum. Üçüncü trabzanımı örüp yine zincirimi çekiyorum. Dördüncü trabzanımı örüp zincirimi çekiyorum. Beşinci trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Bir, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı ördüm ve her birinin arasına birer tane zincirimi çektim. Bu işlemim sadece başlangıç için geçerli. Diğerlerinde yapmayacağız. Şimdi birlikte devam ederken göreceğiz zaten. 5. trabzanımı hemen 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin içerisine sık iğnemle batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip bir sonraki 3 zincirimin üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve başlıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 yine zincirimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum her trabzanım arasında ve 3 bir zincir ve 4 ve dördüncü şöyle bakalım bakın 1 2 3 4 ve 5 birer birer de zincirlerimizi çektik 5. trabzandan sonra zincirimin içerisine geliyorum ve batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bir ileriye batıyorum. Bu şekilde birer birer trabzanlarımızı örelim ve içine birer tane de zincirimizi çekerek sıra başına doğru ilerlemeye devam edelim. Evet elbisemizin birinci dilimlerini bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda birer tane trabzanlarımızı ördükten sonra zincirlerimizi ilave ettik. Bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir şeklinde ve araya da üçer tane zincirimizi ördük şöyle bakalım her iki grup arasında trabzanlarımız birer zincir ve arada sadece 3 zincir şimdi yeni sıramıza başlamak üzere geçişimizi yapıyoruz 3 tane zincirimi çektim bir önceki sırada şuradaki trabzanımı örmüştüm Bakınız, sadece geçişe ait demiştim o trabzanın üzerine geliyorum ve batıyorum ve buradaki kendi trabzanın üzerine geçişimi yapıp bir tane zincirin olduğu yere şu şekilde geçiyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum bu aradaki bir zincir çektiğim yere. Ve burada fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. 1 2 2 tane e, dolgumu yaptım ama zayıf kalabilir. O yüzden bir tane daha çekmek istiyorum. 3 tane çektim. Sizlerin ipi kalınsa iki tane yeterli olabilir. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum bir fıstıklarımı yapıyorum 2 ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir tane de zincirimi ilave ediyorum iki tane fıstığımı bu şekilde ördüm şimdi diğer sıradaki bir zincire giriyorum 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum son bir zincirimin içerisine giriyorum 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim hepsini çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum şöyle bakıyorum yapmış olduğum işlemi 4 tane fıstığımızı üçer defa da ördük bir tane kapayıp bir zincirimizi çektik aralarına ve buradaki en son kapadıktan sonra aradaki zincirimin içerisine giriyorum ve bir tane zincirimi çekip tekrar diğer iki trabzan arasındaki bir zincirin olduğu yere geliyorum ve fıstığımı bu şekilde örmeye devam ediyorum 1 2 ve 3 3 tane ilmeğimi çektim hepsini birlikte toparladım kapatıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum kapattıktan sonra bir tane çekiyorum ve tığımın başını doluyorum bir iki üç hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi ilave ediyorum ilerliyorum bir iki ve üç çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir 1 2 3 hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum hemen aradaki 3 tane zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekip tekrar bir iki trabzan arasındaki bir zincirin olduğu yere gelerek fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 ve 3. Hepsini çekiyorum, kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Şöylece yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Bakınız fıstıklarımızı ördük ve aradaki zincirlerimizi de çekerek örmeye devam edelim. Evet, 1, 2, 3, 4, 4 tane fıstıklardan oluşan e, gruplarımızı örerek tamamladık. Her bir dilimimizi bu şekilde ördük. Bakınız son fıstığımızı örerek geçişimizi de yapalım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekip ikinci zincirin içerisine giriyorum. 2 ve 3 tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 zincir ilave ediyorum. 1 2 3 Tek seferde çekiyorum. Bir iki eğer ipimiz kalınsa, onu e, buradaki fıstıkları iki tane dolduralım. Göz ardı etmeyelim bu durumu. Bir iki ve üç. Üç tane fıstığımı çekiyorum. Bir iki hemen araya batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekip geçişimi yapacağım için bir zincir daha ilave ediyorum. Hemen üç tane zincirimin olduğu yere gelip batıyorum. Bakınız 3 tane zincirimin olduğu başlangıç yerine battım ve e, bu görmüş olduğumuz şu 2 zincirimizi bir kapadığımız bir de normal zincirimizin olduğu yere geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 3 tane zincir çekmiştik bu aşağıdaki sırada. Burada artışımızı yaparak 2 tane artış yaptım ve 5 zincire çıkardım. 5 zincirimi çektim ve hemen bir trabzan sonrasını her iki bakın fıstığımın arkasındaki yere gelerek direkt batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum hemen bir fıstığımın daha ilerisine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekiyorum buradaki boşluğuma gelerek batıyorum her iki aradaki birer zincir çekerek geçişimizi yaptığımız yerlerin yanındayız ve şimdi bakıyorum. Bir hemen ilk fıstığın yanından bir, iki, üç tane kutucuğumuz oluşturduk. Üçüncü kutucuğumuzu dördüncü fıstığımızın hemen soluna batarak yaptık. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş beş tane zincirimi çektim. Bakınız, e, buradaki kutucuğumuzun sol tarafına battık ama buraya batmayacağız. Hemen 1. fıstığımızın sol tarafına batıyorum. 1 2 3 4 5 Fıstığımın hemen soluna 1 2 3 4 5 bir ileriye batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 ve 5 Şöyle bir bakalım. Bakınız 1 2 3 3 tane fıstığımı burada tamamladım ve devam ediyorum 1 2 3 hemen en son fıstığımın soluna da bir tane batırıyorum toplamda 4 tane fıstığımın üzerine zincirlerimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 ve işlemimizi tekrar ederek başlangıç noktamıza kadar geliyoruz 3 4 ve 5 birinci fıstığımın ilerisine batıyorum 1 2 3 4 5 Hemen fıstıklarımı birer birer takip ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Ve buradan 1, 2, 3, 4, 5. Diğer fıstık grubuma geçiyorum. 1 2 3 ve şöylece 4 tane 4'er 4'er örüyoruz sadece ilkimizde bakın 3 onu da buradan gelirken tamamlayacağız şöyle bakalım bu şekilde sıramızı tamamlayalım Beşer zincirimizi çekerek artışlarımızı yaptık. Elbisemizin etek kısmı çan şeklinde açacağımız için burada artışlarımıza başladık. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Diğer sırama başlangıç noktasının hemen yakınındayım. 5 zincirimi bakın burada 3 tane zincirimiz vardı. Burada 4'er tane diğerlerinin hepsinde sayalım. Bakın 1, 2, 3 diğerlerinde 1, 2, 3, 4. Şimdi buradaki 5 zinciri de yine gelerek batıyorum burayı da dörde bu şekilde geçişimi yaparak tamamlamış oluyorum sonrasında bir tane sık iğne batıyorum ve bir sık iğne ile geçişimi yukarıya doğru devam ettiriyorum ve buradan tığımın başını dolayarak diğer trabzanımın yani diğer zincirimin üzerine geçişimi yapıyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4, 5, 6 ve 7. Bakın artışlarımızı yaparak eteğimizi çan kısmında çan gibi açmaya başlayacağız. 7 tane trabzanımı ördükten sonra yandaki zincirimin içerisine gelerek batırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekip bir ileriye devam ediyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 yine 5 zincir çekiyorum bir ileriye devam ediyorum tığımın başını dolayarak tam e, yanı başındaki 5 tane zincirin içerisine 7 trabzanımı doldurmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördüm. Yanındaki 5 zincirin içerisine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip bir sonraki zincir yuvasına giriyorum ortaya tıpkı altta 3'er üçer zincir çektiğimizde yaptığımız gibi burada da beşer zincir çekerek batışlarımızı yapıp trabzanlarımızı dolduruyoruz ve başlangıç noktamıza kadar aynı işlemimizi tekrar ediyoruz Evet elbisemizde yedişer trabzanımızı ve beşer zincirlerimizi çekerek etek kısmını genişletmeye başladık şimdi e, ikinci sıramıza başlamak üzereyiz bir tane 5 tane zincirden oluşan sıramız var. İkinci beşimizi de çektik. Şimdi örmeye başlayalım. Hemen ilk trabzanımın olduğu yere girerek batıyorum ve başlıyorum 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çekmemin sebebi 3 tanesi trabzanımız olacak bir tanesi arada kalması gereken trabzanımız olduğu için ikinci trabzanımın üzerine geliyorum 1 trabzan ve 1 zincir. 3. trabzanımın üzerine yine aynı şekilde her bir trabzanımı örüyorum ve araya bir tane zincirimi çekiyorum. 1 tane trabzan, 1 zincir 1 trabzan 1 zincir sayalım. 2, 4, 6 bir zincirimi çekmiştim ve 7 tane trabzanımı ördüm aralarında birer tane zincirlerimi çekerek 2, 4, 6 ve 7. 7. E, trabzanımı yandaki 5 tane zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Normal olarak aslında buradaki 5 trabzandaki olan işlemimizi sadece 2 fazla sayı olarak fazla olarak görüyoruz. Aslında aynı işlemimizi tekrar etmekteyiz. Şimdi araya 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 5 tane zincirimi çekip battım. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Şöyle gördüğümüz zaman bakınız buradaki alt sıranın bir zinciridir. Trabzanımız değil. Bununla karıştırmayalım. Trabzanlarımız buradan başlamakta. Bakınız şöyle durduğu zaman bu trabzan değil alt zincirimiz. Onun için bunu örmüyoruz. Direkt diğer trabzanımdan başlıyorum. Ve saymaya başlıyorum. Bir ve bir zincir. 2 bir zincir 3. trabzanımı örüyorum ve bir zincir d 4düncü trabzanım bir zincir 5 trabzanımı bir zincir 6 bir zincirimi çekiyorum 7 trabzanımı da örüyorum ve zincirimi çekmiyorum şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen yandaki 5 zincirimin içerisine batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip diğer zincire batarak tığımın başını doluyorum. Tırabzanlarıma yine aynı şekilde örerek buradaki ve buradaki gibi sıra başımıza kadar devam ediyorum. Trabzanlarımızı ve zincirlerimizi çekerek bir sıramızı daha tamamladık. Şu şekilde 5 tane zincirimi çektim. Şimdi fıstıklarımı yapacağım sıraya başlamak üzere hazırım. 5 zincirim hemen yandaki zincir yuvasının içerisine batıyorum. Hemen yanına bir tane daha sık iğne olarak batıyorum. Ve 3 tane zincirden oluşan trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve bir zincirin arasına giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekmeye. Zincirimi çektikten sonra fıstıklarımı birer birer doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 3 defa çekiyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. Tekrar 1 2 ve 3 çekiyorum. 1 ve 2 1 2 3 hepsini çekiyorum 1 ve 2 1 2 3 kapatıyorum bakın 1 2 ilerliyorum 1 2 3 çekiyorum 1 2 ve son 1 2 3 çekiyorum 1 ve 2 Şöyle bakalım. 2, 4, 6. Bakınız 7 tane trabzanımız var. 6 tane fıstığımız. 5 tane trabzanımız var. 4 tane fıstığımız alttakinde. Artışlarımızı yapıyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Araya batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzan arasına fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 3 çekiyorum. 1 ve 2 1 2 3 çekiyorum 1 ve 2 bu şekilde bütün dilimlerimizi doldurarak sıramızın başına kadar gelelim. Evet şimdi bakın 5 tane trabzan örmüştüm 7 tane trabzan ördüm trabzanlarımızı ve fıstıklarımızı her ikisini de tamamladık bir üst dilimimiz için yine başlamaya hazırız. Fıstığımızı bitirdikten sonra bakınız fıstığımızı bitirdikten sonra yeni zemin için zincirlerimizi çekmiştik. Şimdi yeni zemin için zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Zincirimin üzerine ilk baştaki fıstığımın üzerine bakınız zincirine gelerek batıyorum. Birlikte batalım şu şekilde. Zincirimi çekiyorum. Fıstığın tam tepesindeki zincirime batıyorum ve yandaki ilk iki zincirin olduğu yere geçiyorum ve bir defa batıyorum buraya bir defa battım bakın sık iğnemle ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 6 zincirimi hemen yanındaki yuvaya batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 2 tane fıstığımın etrafına kapsayacak şekilde. Yani ikisi ortada kalacak. Şöyle netleşelim biraz. 2 fıstığım ortada kalacak. Diğer ikinci fıstığımın soluna batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir sonraki fıstığımın yanına batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Bu araya hiç batmıyorum. Alttakinde aralara da batmıştık. Bakınız şu kısma batıp buraya batmamıştık. Şimdi her ikisine batmadan direkt buradaki fıstığımın soluna gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Yanındaki fıstığa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. İkisini ortada bırakıyorum ve solundaki yere gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Hemen bir sonraki fıstığımın yanına batıyorum. Şöyle bakalım. Bakınız 1, 2, 3 tepede tam bir tanesi arada. 1, 2, 3 tepede. Bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi diğer tarafa aradan geçişimizi de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen fıstığımın soluna batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Eteğimizi artışlarımızı yaparak büyütmeye başladık. Şimdi yeni bir dilimimizi koymak için hazırız. 6 tane zincirimi çektim başlangıçtaki bakın sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum 6 tane zincirimi ve ilk 6 e, zincirimin içerisine geliyorum şu şekilde batıyorum tığımın başını doluyorum 2 tane fıstığımın olduğu yerin içerisine 9 tane trabzanımı doldurmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımızı ördüm hemen yanındaki zincirimin içerisine batıyorum tıpkı aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemlerimin aynısını tekrar ediyorum sadece tek farkımız burada 5 burada 7 burada 9 sadece sayılarımız artıyor ama işlemimiz aynen devam etmekte ve başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 hemen ileriye batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle 6'yı da geçelim hemen ileriye batıyorum ve devam ediyorum tam iki tane atlamış olduğumuz fıstığı orta yerdeki fıstığımın üzerine 9 tane trabzanım ardı ardına örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım bakınız şöyle trabzanımı ördüm hemen 6 zincir batıyorum 6 zincir başlangıçta 2 tane zincirden oluşan gözümüz oluyor sonra trabzanımız ve sıramızı tamamlayalım evet trabzanlarımızı örerek geldim Altı tane zincirimi çektim. Aradaki bakınız iki tane altı zincirli kısmımızı örerek geldik. Şimdi trabzanlarımızı öreceğimiz bölüm için 6 tane zincirimi çektim. ilk trabzanımdan bakın şöyle ilk trabzanımdan önceki şu araya giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Burası batmış olduğumuz geçiş işlem için yaptığımız yer. Direkt diğer trabzanıma batıyorum. Birinci trabzanıma ve bir zincir çekiyorum ikinci trabzanıma batıyorum bir zincir üçüncü trabzanıma batıyorum ve her trabzanımı çektikten ördükten sonra birer zincir çekiyorum tıpkı diğer sıralarımızda yapmış olduğumuz işlemimizi yeniliyoruz ve son trabzanımı da örüyorum 2 4 6 8 9 9 tane trabzanımı ördükten sonra Hemen yandaki trabzanımın üzerine yatırıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincirime batıyorum. Tekrar trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve bu işlemimizi burada yaptığımız gibi bütün sıralarımızda tekrar edip geliyoruz. Yani bu sıramız için bütün trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Evet son trabzanımızı da ördükten sonra zincirimi çektim. Tekrar geçişimi yapmak üzere hazırım. Tığımın başını doluyorum. Ve bakın alt sırada da yapmış olduğumuz gibi trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız ilk trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Bakın şöyle aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısı ve boşluğun içerisine bir yani bir zincirin içerisine iki üç tane kastığım için ipimi çekiyorum. 1 2 zincir ve her bir tek zincirimizin içerisine 3 defa başını doluyoruz. 1 2 zincir. 1 2 ve 3. İşlemlerimiz birebir aynı ve devam ediyorum. 1 2 3. 1 2 1 2 3 çekiyorum 1 2 1 2 3 çekiyorum 1 2 1 2 3 çekiyorum bir bakalım bir 2 4 6 7 ikinci zincirimi de çektim 1 2 ve 3 8. fıstığımızı da ördüm 1 2 diyorum ve hemen zincirime batıyorum aradaki zincirime her trabzanımızdan bir tane eksik oluyordu 2 4 6 8 9 tane trabzanımız örmüştük 8 tane fıstığımızı her bir dilimimiz için örerek ilerleyeceğiz zincirimi çekiyorum 1 2 ve batıyorum buradaki ilk trabzanlarımın arasına 2 3 çekiyorum 1 2 1 2 ve 3 çekiyorum tek seferde 1 2. Bu şekilde dilimlerimizi tamamlayalım. Evet fıstıklarımızı tamamladık yeni sıramızı oluşturmaya başlayacağız yeni grubumuzu oluşturmak için zincirlerimizi çekerek başlıyoruz yine zincirlerimizi çekerek fıstıklarımızın ayrımını yapacağız daha sonra üzerine tekrar trabzanımız ve bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir sıramızı ördükten sonra fıstıklarımızın olduğu sıraya yine başlayacağız şimdi 5 7 9 olarak başlamıştık. Bundan sonraki sıramızda ise 11 olarak artışımızı yapacağız. Ama öncesinde e, zincirlerimizi çekerek bu zeminimizi hazırlayalım. Zincirlerden oluşan zeminimizi ve başlıyorum. En son fıstığımı ördükten sonra 2 zincir çekip araya batmıştım. 2 zincir çektim ve hemen şuradaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Hemen trabzanımın yanındaki zincirimin üzerine batıyorum ve geçişimi yapıyorum hemen diğer tarafa bir tane de şöyle sık iğnemi öreyim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane 6 tane zincirimi çekiyorum 6 zincirimi 2 4 6 ve 8 bakınız şimdi ikişer ikişer bölüyorum bakınız. Şimdi iki tane öreceğim. İki tane, iki tane kenarda, dışarıda birer tane trabzanlarımız kalacak. Şimdi 6 tane zincirimi çektim. 1 ve 2 fıstığımı zincirlerimin içerisine alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Diğer iki fıstığımı alıyorum. 1 2 3 4 5 6. Diğer iki fıstığımı alıyorum ve bir fıstığım kalıyor 1 2 3 4 5 ve 6 hemen diğer bir fıstığın hemen sol tarafına batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 2 fıstığım alıyorum ikişer ikişer ayırıyorum 2 3 4 5 ve 6 tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 2 ayırdım 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer fıstığın hemen soluna gelerek batıyorum. Şimdi yaptığımız işlemlerimize bakalım. Eee geçişimizi yaptık zincir geçiş için. Bir tane fıstığımızın hemen soluna batıyorum. 2 tane fıstığımı 6 zincir çekip kapsıyorum. Tekrar 2 tane eee fıstığımı 6 zincir 2 fıstığım, 6 zincir. Şöyle 6 6 6 2 2 2 her birisini ikişer ikişer. Bakınız çevreliyorum ve e, en son bir tane fıstık dışarıda kalıyor. En son fıstıkla karşıdaki geçiş yerinin fıstıklarının birisinin sağına, birisinin soluna batarak arada 6 tane zincirimi örüyorum ve yine ikişer ikişer ayırıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet. Zincirlerimi çektim. Yeni sırama başlıyorum. Başlangıç yerimize geldim. Bakınız buradaki zincirimin üzerindeki yere gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekip hemen yanındaki zincirimin içerisine giriyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Ortadaki tam zincirimin içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tam 11 tane trabzanımı ördüm iki tane yuvamızı oluşturduk bakınız 3 tane zincirden 6 tane zincire kadar her dilimimizde aynı işlemimizi tekrar ettim. Tığımın başında doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 şöyle ipimi açıyorum nik bir dolaşma söz konusu. 11 tane olana kadar burayı da öreceğiz. Hemen ipimi evet. kontrollü bir şekilde açalım. 2 4 6 7 8 9 10 ve 11 yandaki zincir yuvasına 1 2 3 4 5 6 bir ileriye tekrar 1 2 3 4 5 6 bir ileriye ve buradan ortadaki trabzanıma Batıyorum ve 11-11 trabzanlarımı örüyorum ve diğer sıraları da aynı şekilde trabzanlarımızı birer zincir çekerek örüyoruz ve fıstıklarımızı da doldurduktan sonra sıramızı tamamlayalım. Evet elbisemin etek kısmını ben en son beyaz fıstıklarla e, tamamladım. En son ama beyaz fıstıkları sizlere de göstermek için bir dilimimi ayırdım. Burada en son dilimin üzerine yine aralarına birer birer girerek e, ikişer ikişer aldım fıstıklarımı. 3 almadım. İkişer ikişer alarak doldurdum ve şu şekilde bakın nasıl birlikte hem geçişimizi yapmış olalım hem de fıstıklarımızı örelim. 2 tane zincir çektim. Her fıstığımın arasında yine 1 ve 2 defa çektim. 1 2 zincir en sondakine de batıyorum. 1 2 defa fıstığımı çekiyorum. 1 2 hemen araya batıyorum. 1-2 zincirimi çekiyorum. 1-2. 2 iki. İki tane tekrar zincir. 1-2. Bir, 1-2. Iki. Bir, iki. Bakın diğer fıstığımı yapmaktayım. 2 defa çekiyorum. Tabi dilerseniz tamamen etekli de 2 defa çekebilirsiniz. Daha... E, dolgun değil biraz daha zayıf durur daha da istediğiniz gibi olabilir yani nasıl isterseniz o şekilde çekebilirsiniz önce deneyerek ikişer ikişer çekerek en son dilimimi de sizlerle birlikte tamamlıyorum 1 Bir, 2 başını doluyorum 1 ve 2 çekiyorum 1 2 1 ve 2 1 2 batıyorum araya 1 2 diyelim ve hemen başlangıç yerimize gelelim bir zincirimizle ipimizi keselim kestiğimiz ipimizi hemen arka tarafa geçirelim fıstıklarımızın birisinin sonra diğerinin içerisine geçirelim. Görünmeyecek hale gelene kadar eğer çok uzunsa hemen yine makasımızla keselim. Şimdi elbisemizin arkasını, bakın şu etek kısmını görelim bir gayet güzel bakınız bir renk getirdi beline de iki kat yaptım aynı ipten zincirimi çektim ve birer e, şu şekilde atlayarak geçişimi yaptım şöyle bakacak olursak zaten düzen üzeri bir atlayıp bir geçirdim bir atlayıp bir geçirdim iki tane zincir çekerek yaptım şöyle bir tane de iki kattan oluşan çiçeğimi ördüm 2 4 6 7 tane yaprağı var bakınız arkasına da yine trabzan sıramı yaptım ve ikinci bir kat olarak ördüm elbisemizin kollarının bir tanesini bakınız şu şekilde tığladım diğerini sizlerle birlikte tığlamak için beklettim ve de en son olarak elbisemizin arkasına sizlerle birlikte hem ilik hem de düğme yerini toparlayacağız şimdi kolumuzdan başlayalım kolumun tam altından giriyorum batıyorum başını doluyorum bir ileriye geçiyorum bir 2 3 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum ve ileriye batıyorum burası kol altı geçiş yerimiz olduğu için hemen yanındaki trabzanımı batıyorum yani biraz saymamız sıkıntılı orada tığımın başını doluyorum 1 2 trabzan atlıyorum ve batıyorum araya girerek 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 3 trabzanımı tamamladıktan sonra 1 ve 2 sayıyorum. Batıyorum. Tekrar 2 defa a, zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum. 2 defa atlıyorum. 3.'cüye batıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa aynı yere battım. 1 2 batıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 tane aynı yere trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Bakınız 3'er defa aynı noktaya batıyoruz. 2 atlıyoruz, 1 batıyoruz, 2 atlıyoruz. 3 tane trabzanımı tek noktanın içerisine örüyorum ve bu şekilde kolumuzu çepeçevre örüyoruz. Bizimin sağ tarafı, bu taraf, sol tarafı ise burası sağ tarafına iliğimizi yapacağız önce sol tarafımızı örmeye başlıyorum. Yine bakın 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve alttan başlıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanıma giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzan arasına girerek tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine trabzanımın arasına girerek bakın araya giriyorum tek seferde çekiyorum tekrar tek seferde ileriye doğru batıyorum 1 2 ileriye doğru 1 2 her trabzanımıza ikişer defa başını doluyoruz ve tek seferde batıyoruz başını doluyorum tek seferde batıyorum tekrar başlangıçtaki trabzanıma ulaşana kadar aynı işlemimi tekrar ediyorum Evet bütün sıramı tek e, tek defa yani başını doladım tek seferde çektim bir tane zincirimi çekiyorum Örgümen arkasını çeviriyorum hemen dibine değil bir ileriye gelip batıyorum ve bir sık iğnemi örüyorum sıradan ikinci trabzanın üstüne bir sık iğne üçüncü trabzana bir sık iğne dördüncü trabzanıma yine sık iğnemi örüyorum başlangıca gelene kadar birer tane sık iğnemizi yaparak başlangıç noktamıza getiriyoruz hiç atlamıyoruz birer birer batıyoruz. iki defa da batmıyoruz. Bakınız her birisine birer defa sık iğnemizi örüyoruz. Uç noktaya gelmek üzereyim hemen. Evet, uç noktaya geldim ve bakasım yardımıyla kesiyorum. Mevrimizi diktim. Şimdi karşı tarafa ilik yerimize başlıyorum. Yine aynı ıı, işlemimizi tekrar ediyoruz. İlk önce batıyorum. Başını doluyorum. 1 tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanıma tek seferde çekiyorum. Geliyorum. İleriye 1 2 İleriye doğru devam ediyorum. 1 ve 2 1 2 sona kadar bu şekilde devam edelim 1 2 1 2 en son trabzanıma geldim 1 2 bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek sık iğne olarak örmeye başlıyorum çektiğimiz bir zinciri bir ilerideki ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve yapacağımız ilik çalışması için zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 dikeceğimiz düğmenin büyüklüğüne göre bir tane az ya da bir tane daha fazla zincir çekebiliriz bir tane atlıyorum bakın 3 zincir çektim bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve ilerliyorum Birer sık iğne yaparak alttaki trabzanımın her birinin üzerine birer tane batarak en alt noktaya kadar geliyorum. Birer birer bakınız. Uç noktaya geldikten sonra tekrar yukarıya doğru dönüşümüzü yapacağız. En son trabzanımın üzerine batıyorum bir zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çevirerek bir ileriye batıyorum bakın hemen dibine değil bir ileriye batıyorum ve yukarıya doğru tekrar örmeye devam ediyorum birer sık iğne batıyorum hemen çıkıyorum bakınız batıyorum ve çekiyorum batıyorum ve çekiyorum ben bir tane düğme dikiyorum Sizler dilerseniz ikinci bir düğmeyi de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz hatta üç düğme bile ayarlayabilirsiniz. Onun için yapıldığımız şu işlemimizin tekrarı gerekmekte. Evet zincirimize geliyorum. Üç tane zincir çekmiştim. iki tane atlamıştık. Bakınız bir, iki tane sık iğnemi yapıyorum. Ve tepe noktasına gelerek batıyorum. İliğimiz de bu şekilde açmış oluyoruz. Evet bir tane zincir çekip makasımla kesiyorum. İpimizi de içeriye mutlaka alıyoruz. Dışta görünmesini istemiyoruz. Şöyle aşağıya doğru gizliyoruz. Bakın şu şekilde aşağıya doğru getirelim. Ve görünmez, yani çıkması zorlaşana kadar kaybedelim. Evet, iliğimiz bu şekilde hazırlanmış oldu ilik yerimiz. Evet dikmiş olduğum düğmemi de iğneye taktım. Bakınız gayet güzel oldu. Şuradaki dışa kabartılı kısmı isterseniz tığımızda isterseniz yine düğmemizi diktiğimiz iğnemizle birkaç tane şöyle dikiş atıp bu arkayı sabitleyebilirsiniz. Şu şekilde gizlice dikişimizi yaparak herhangi bir çirkin görüntü oluşturmadan. Dilerseniz üste doğru da geçebilirsiniz. Yandan şu şekilde devam edebilirsiniz. Arkanın kapanmasını ve tek düğme kullanmak da istiyorsanız biraz şu şekilde yandan minicik dikişlerle hiç belli olmayacak geçişimizi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde şöyle arkadan da düğümümü atarak Dilerseniz karşıya da şöyle bakın. sabitlememizi yapabiliriz. Çok kalın dikişler değil incecik şöyle ucundan ucundan alarak yapalım. Örgümüzü büzdürmeden bakın diktiğim için karşıda da ufacık birkaç tane dikiş atmaktayım. Evet şöyle düğümümü de atıyorum. ipimi içinden geçirerek evet düğümümüzü de attım. Yine keselim. Şöyle görelim. Bakınız gayet muntazam, çok şık oldu. Evet şimdi elbisemin etek kısmına tül çalışması yapmak istiyorum. Onu da birlikte yapalım. Şöyle bir tül aldım. Bakın incecik Eteğimizin uzunluk ölçüsü ne kadarsa eteğimizin uzunluk ölçüsünden birazcık uzun olarak kesiyoruz. Çok böyle rahat rahat bakın seyrek seyrek pembe ipimizle yine t elimizi alıyoruz. Tabi ince bir pembe ipiyle ile eteğimizin arkasını çeviriyoruz. Şöyle elbisemizi tamamen çeviriyorum. Tamamen çevirdiğim elbisemi bakınız yanları dikişli değil henüz sadece t elimden ipim ayrılmaması için sadece düğümümü atmıştım. Buradan şöyle alıyorum. Bir tanesi kesinlikle düğümlü kalsın ki çözülme olmasın. İteğimizin tam modelimizi uyguladığımız yerden dikmeye başlayalım. Tabi önce teğlersek çok daha güzel sonuç alırız. Herhangi bir uzunluk, kısalık ya da dikişimizin kötü olması ya da büzgümüzün yeterli dağılımını sağlamamış olmayalım. Hepsine eşit dağılımımızı yapmış olalım. Bakınız şu şekilde elbisemi ters çevirdim. Daha öncesinde Büzgülerimi aldım. Bakın büzgülerimizi istediğimiz kadar dağıtabiliriz yolluğumuz. ipimizi birazcık uzun tutmamız yeterlidir. Evet şimdi elbisemizi eteğimizi olduğu yere bu tülümüzü monte etmek için hemen yan kısmından başlıyorum. İğneleyelim. Daha sonra ise e, güzelce şöyle bakın. Sadece gösterim amaçlı. Mutlaka tel atarsanız daha rahat sonuç alacaksınız şöyle tutturuyorum bir şeylerle tutturun ve dikişimize engel olmayacak şekilde gizli dikişimizde dikelim Evet sevgili arkadaşlar kolumu da tamamladıktan sonra eteğimin alt kısmına e, tülünü dikmiştim elbisemizi tamamen çevirip bu kısmına tamamladık ve elbisemizin şu an herhangi bir eksiği kalmadı şöyle elbisemizi görelim hem de arkadan da görelim şu şekilde. Gayet güzel bir elbise oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.